Sürpriz yaptım. Ne için sürpriz yaptım? 12 burcun beslenme ile ilgili dikkat etmesi ve nasıl yemek yedikleri, nasıl beslendikleri ile ilgili size kısa kısa bilgiler vereceğim. İnşallah kızmazsınız bana. Evet koçlar, ne kadar hızlı yiyorsunuz. At mı koşturuyor arkadaşım? Biraz sakin, böyle semire semire, bir güzel emire emire, yavaş yavaş çatalını bıçağını alıp yemen gerekiyor. O yüzden bu sizin hızlı yemeniz sindirim sistemlerinizi çok fazla yoruyor. O yüzden yapmanız gereken tek şey doğru beslenme. Ayaküstü beslenmelerden uzak tutuyorsunuz kendinizi. Bereket şöyle bir özelliğiniz var. Spor yapmayı, vücudunuzu doğru ne kadar yeseniz de spor yapmayı ve doğru sporu sevdiğiniz için fazla kalorili beslenmeyi ve sebzeli süreçleri tercih ediyorsunuz ama hızlı yemek size zarar veriyor. Lütfen bu hızlı yemeği kesiyorsunuz. Zaten sportif bir enerjiye yapıksınız. Bunu güzel güzel değerlendirin. Yani hızlı yeme ana. Boğa burçları neler bekliyor diyorsunuz? Biliyorsunuz ki mutfak teslim et. Mutfakta ne varsa bitirecek. Yani ama şöyle söyleyeyim. Lezzetli yemeklere çok düşkünsünüz. Kaliteli yemeklere de özellikle şöyle söyleyeceğim. Misal gözleme verin, mantı verin, börek verin, çörek verin. Yatıp uyur yer. Yatıp yatıp kalkıp yine yer. Bence yapmanız gereken yemeğe hayır demeyi bilmiyorsunuz. Doğru ve karbonhidrat özellikle çok fazla kullanıyorsunuz. Özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Kilo alma ve göbeklerde yağlanma. Ve bu yağlanmalar sırtınızda vuruyor. Ve koltuk altınızda şurada kocaman şişkinlikler oluşuyor. Bence biraz harekete ihtiyacınız var. Bu aralar biliyorsunuz ki yiyip böyle 2 dakika bir televizyona dalayım. Geniş geniş bir bakıyorsunuz ki kalkmamış, hareketsiz. Ne yapmayı öğreniyorsunuz? Hareket etmeyi. Ne yapmayı öğreniyorsunuz? Spor yapmayı. Ne yapmayı? Biraz sebze yemeyi öğrenin. Biraz yemeklerinizi daha sakinliğe getirmeniz lazım. O yüzden boğalar kilo, kilo, kilo. İkizler. Oldukça düzensiz besleniyorsun arkadaşım. Ne kadar abur cubur seviyorsun. Ne kadar gereksiz şeyleri midene indiriyorsun. Yani bence ilk önce mutfak kültürünü ve mutfakta vakit geçmeyi öğrenmen gerekiyor. Çünkü o kadar yetenekli olup bu kadar başarılı bir insanın yani ağız lezzeti nasıl abur cubur olur çok merak ediyorum. Çünkü siz sosyalleşmeye önem verdiğiniz için yemek yemeye çok fazla önem vermiyorsunuz. Bence bırakın sosyalleşmeyi, yemek kültürünü ve yine sohbetinizi yapın. Ama kaliteli yemek ve kaliteli tercihler yaparsanız bu sizin alışkanlığınızı, beslenme alışkanlığınızı düzelteceğini düşünüyorum. Bence bol bol meyve yemeyi unutmalısın, unutmamalısın. Evet meyveyi seviyorsun ama saçma sapan meyveleri saatinde ve zamanda yeme. Senin yapman gereken tek şey yüzmek. Yüzeceksin, doğru besleneceksin. Yengeç burcu, ana gir mutfağına. Ana yemekleri, anne yemekleri, anne lezzeti ne varsa mantıdan tut, zeytinyağlı yaprak sarması, börekten tut, gece neydi döner kesmesi. Anam hem yapıp hem yiyorsun. Bırak yapıp yemeyi, bırak insanlar yesin. Evet, ruh halinle alakalı bir şey, psikolojinle alakalı bir şey. Hem yedirmeyi seviyorsun, hem yemeği seviyorsun. O yüzden bu tarz insanlara bir şey, hani ben yemedim mi yemeği? Gelip benim yemeği de yeme. O, çocuğun yemedi mi? Ay kalmasın yeme. Ya da ona zorla tıkma. Biraz yemeğiyle ilgili insanları zorlama. Zorlamayı bırakırsan muhteşem bir ne yapmalısınız? Kalsiyum önem vermelisiniz. Sizin kemik sorunlarınız var. Ve fazla proteine dikkat et. Homili gırtlak, homili gırtlak proteinden gırtlak olacaksın. O yüzden dikkat etmen lazım. Aslan burcu. Ne gösteriş merakın var. Yemekte de mi bunu bekliyorsun ya? Allah aşkına yapma. Yani senin için kral sofrası. Lezzet, tat. Aslında sadece lezzet, tat değil. Gösteriş. Yani tadın bir önemi yok. Varoluşu yaratmış gibi. Yani size sadrazam gibi yemek yapılsın. O yemeği yemiş gibi anlatır. Aslında yemeğe bakmaktan yemek yediğiniz yok. Bence yapmanız gereken tek şey bu gösterişi bırakın. Kahvaltınızı ve öğlen yemeğinizi ve akşam yemeğinizi saatinde yapmayı öğrenirseniz, çünkü sizde unutkan alışkanlıklarınız var. Bu size ileride sıkıntı yaratacak. O yüzden gösterişi bırak, lezzetli yemek. Özellikle bir de yemek pişirmeyi sevmeyi öğrenirsen,
lezzetin ve kalitenin daha ön planda olacağını göreceksin. Bence güzel yemekler, anne yemeği tercih etmeyi öğren. Gösterişi bırak diyorum. Ay Başak. Yani her şey gibi Başak. O da problem. Bu titiz, bu şey, bu böyle, bu şöyle, bu uygun mu, saatim uygun mu, öğlen saatim mi, akşam yemeğim uygun mu? Aman ben saat 7'den sonra bir şey yemem. Ay yavaş yemem lazım. O yemekten kalkamazsın. Başak'la yemek ye, masadan kalkamazsın. Tabak biter. Ben tuvalete gideceğim ama hanımefendi ya da beyefendinin bitmesini beklerim. Aman arkadaşım çekilir gibi değilsin. Tabii ben bir hızlı yemek yemiyorum ama senin kadar da yavaş sürünmüyorum yemekte. Tabii ki lezzette sindire sindire yemeği uygun görüyorsun ama anam sindirmen senin yarım saat. Ben yarım saatte dört çeşit yemek yiyip üstüne tatlı üstüne de kahve arkasından da sokağa çıkıyorum. O yüzden yapman gereken tek şey bir de sende çiğ sebze takıntıların var ya. Biraz bunlara da özen göster. Bunları da hayatına katarsan özellikle kızartmaya bayılıyorsun. Koy önüne kızartma. Sabah akşam yersin ama sindire sindire yiyeceksin. Yani gerek yok. O yüzden sağlığın, ruhun, enerjin sindirmeyi doğru yapıyorsun ama bence yapmana gerek yok. Sen zaten kalitelisin, düzenli ve sevgiyi de seviyorsun. Terazi burcu. Zerafetinden yemek yiyebilir misin acaba terazi burcu? Zerafet sana sunulmuş ya. Yani özellikle temiz, titiz ve kuralların olduğu için herkesin evinde yemek yiyemezsin. Herkesin lezzetini beğenmezsin. Herkese kulp takacağın için bence otur kendi kendine yemeğini yap. Kimseye kulp takma. Yapman gereken tek şey kahvaltında. Yani yardımcın da olsa memnun olmayacaksın. Anan da yapsa memnun olacaksın. Çünkü senin geleneksel takıntıların, geleneksel mutfak takıntıların problemlerin olduğu için bir de kiloya da takık bir insansın. 1 gram aldım, 5 gram aldım, 10 gram aldım. Maalesef tatlı takıntım var. Bunları bir çöz. Çok fazla tatlı ve bu tatlılar seni şeker hastalığına doğru ve kiloya doğru hareket ettiriyor. Bence bol bol davetlere katılıp böyle otel 5 yıldızlı otellerde son numara tatlıların peşinde koşmayı bırak. Otur evindeki lezzetine bak. Akrep burçlarım. Gelsin mantılar gitsin börekler gitsin çiğ börekler gelsin kebaplar otursun börekler tam benlik ya gerçekten öyle yani kaloriye inanın şu ben bir akrep olarak şunu demek istiyorum yani 10 çeşit yemek koyun gerçekten yiyorum ve akşamına diyorum ki ben yarın rejimdeyim yarın oluyor ne koyuyorsan yine yiyorum. Ertesi gün diyor ben rejimdeyim. Artık bu zamanlar göbek yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor. Ben gerçekten mide özellikle akreplerde mide ve kalça genişlemesi olduğu için böyle oluyor. Ay ben ne yiyorum ki hiçbir şey yemiyorum. Abi sen her şeyi yiyorsun ama yediğini kabul etmiyorsun. O yüzden bence spor bol bol ve özellikle taze meyve yemeyi çok seviyorum. Ben kendi adım akrep olduğum için söylüyorum. Ve sebze ve meyve en büyük takıntım ama her şeyi yerim. Yani kuzu çevir yerim. Dana çevir yerim. Mantı çevir yerim. Sarma yap yerim. Ya bir gün arkadaşımıza misafirliğe geldik. Yemin ediyorum bak Allah seni inandırsın ki. Yani tabakta gerçekten böyle bir sarma vardı. Arkadaşım arkasını dönmüş. Bir şeyler anlatıyor. Daha inan ya 3 dakika konuştu ya 4 dakika. Yani kızcağız kafasını masaya döndü. Sarma bitmiş. Kim yedi? Ben tabii ki. Yerim abi. Sonra da gece vakti diyorum ki rejimdeyim. O yüzden akrepler yer. Yay burcum. Yeniliğe hep açık. Garip garip lezzetler, garip garip tatlar aradığı için bence baharatlı ve geleneksel her şeyi çok seviyor. Ve bence yay burçları yemek konusunda daha evet istek ve arzusu bol olabilir ama kendi lezzetini bulmadığı hiçbir masaya oturmaz. Kendi lezzeti olan masaya oturur ama şöyle bir obezite oranı yüksek oluyor yay burçlarında. Sadece evet dikkatli yerseniz, dikkat ederseniz düzenli bu psikolojinizden de kurtulabilirsiniz. Yaylarda ciddi obezite oranı var. Özellikle çocuklarınız yay burcuysa mutlaka ihmal etmeyin. Bol acılı kebaplar verin yay burcuna. Baharatlar verin. Adana, Urfa ne varsa yay burcuna verin. Ve baharatlı özellikle karana lahana sarması verin. Oturur bir daha kalkmaz. Ama obezite olayı var.
Oğlak burçları kalabalık ve özellikle ailede olmak, geleneksel aile sofraları, sabah kahvaltıları, hani deriz ya işte sabah açık büfe kahvaltıya gidelim, yer serme, Van kahvaltısı, anam gidelim de. Yani oğlak da hiç yemiyorum zannedersiniz ama çaktırmadan çaktırmadan götürüyor. Yani hiç ben yemem, aç değilim ama bir götürüyor ki yani artık kim yiyor, o mu yiyor, masa mı yiyor belli değil. O yüzden oğlak burçları da sorsanız hep aç, hiç yemiyorlar. Ne diyeyim? Çok yiyorsunuz abi. Yani kabul edin. Sadece yemiyorum diyorsunuz. Bir de hep sağlıklı besleniyorsunuz sizin psikolojinizde. Bence hiç çok sağlıklı beslenmiş gibi gözükseniz de her şeyi götürüyorsunuz. O yüzden aile saadetli kahvaltılar, öğlen yemekleri ve akşam ve işin sahibiyseniz bile yemek düzeni ve kuralı olmalı. Bence lahmacun, içli köfteler, at tavana, deneyelim tuttu mu? Yani lezzetinize hayranım ama güvenimi sarsıyorsun oğlak burçları. Gören herkes seni disiplin ve kurar, lider, ego zanneder. Yemekte yerde sürünüyorsun. Kova burçları. Sanki onların arkasına vermişin prizi, takmışın. Hani tavuklara verirsin 2 dakika, tık 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 yapar ya. Kova burçları da öyle özelliğe sahip. Hep diyetteler ama. Hep diyetteler. Hep ama. Sabah kalk diyetler. Hiç ne yedim ki? Kahve, sigara ya da kahve, çay. Anam yani sen de yediğini görmüyorsan artık diyecek sözüm yok. Genellikle vejetaryen protein beslenmeleri tercih ediyorsunuz. Özellikle kahvaltı sizin vazgeçilmeniz. Ve yemek saatlerine çok dikkat ediyorsunuz. Ve akşam gece kalmaya, yani gece yemek yeme özelliğiniz yok ama sizde de şu var, aceleci ve hep diyet ruhunuzdan vazgeçerseniz güzel yemek yemeyi öğrenmiş olursun. Ay balıklar, benim oğlum hiçbir şey yemiyor. Yani resmen ye diye yalvarırdım. Ama şimdi düşünüyorum, o mesela çocukken çorba severdi, sebze severdi. Anam ne güzel her şeyi yiyor benim oğlum, anası kılıklı derdim. Ay yok abi, balık burçları lezzeti, kokuyu hissetmeden hiçbir şey yemiyor. Ver döneri, ver lahmacunu, ver kebabı, daya makarnayı, ketçabı ver. Bütün gün yesin. Yani kadın erkek ayrımı var mı? Ve su içmeyi unutma lütfen, rica ediyorum. Ya su içmiyorsun balık burçları. Yani alkol oranın çok fazla, zevk oranın çok fazla. Göbek ileride her zaman. Balık burçlarında göbek sorunu oluşuyor. Çünkü ver makarna, bol ketçap, ver döner, ver lahmacun, olmadı pide arası döner, yok İskender döner, yok o döner. En sonunda sen dönercinin yok. O yüzden yemek programı yapmalısınız. Beslenme düzeni programı yapmalısınız. İnanın bol bol su içmeniz lazım. Ve vücudunuz çok uzun süredir yoğurt yemiyor. Yoğurt enerjisini, kalsiyum ve kalsiyume dair dengeleri kontrol ederseniz muhteşem. Bir de hep spordasınız. Hiç sporda değilsiniz ama hep hayaliniz spor. Hep ruhunuz spor yapıyor. Neyse, inşallah kırılmamışımdır. Esprili bir video yaptık. Kimse alınmamıştır. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz yürekten ailem olduğunuz için, benimle birlikte devam ettiğiniz için hepinize minnettarım. Mutlu bir hafta, keyifli bir zaman, güzel zamanlarınız, sevgiyle kalın lütfen.